Şimdi iki tane telefonum var. Bir önce hanımefendi alayım. Hanımefendi günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. Hoş bulduk. Buyurun dinliyorum sizi. Biraz önce röportaj veren Bey'le ilgili konuşmak istemiştim de. Üç harfli hocayım diyen mi? Aynen, o hocalık yapmıyor. Yalan söylüyor, yani insanları kandırıyor. Siz onun nesi Bu bilgiyi vermesem. ama ver ki insanlar da anlasınlar. Zaten seni şimdi dinleyince tanıyacak sesinden. Ben kızı oluyorum. Kızısınız. Evet. Zaten o konu yüzünden kendi yuvasını da açtı. Yani daha hala utanmadan da yapıyor. Annenle baban da bu yüzden ayrılmış anladığım kadarıyla. Aynen. Ben o insanlara da nasıl denk geldi hiç anlam veremiyorum. Yani o koca şehirde bula bula dolan bulmuşlar. İşte neden buldular ve senin bu dolandırıcı dediğin baban nasıl bu bilgileri verdi Uğur'u ikna etmek adına? O yüzden dedim işte sorguya muhtaç diye. Aynen. Orasını ben de anlamış değilim. İşte ben anlıyorum da ona kim böyle dedi iyi bulunursa o zaman zaten bazı şeyler çözüme ulaşır. Ben çok teşekkür ediyorum sana. Sağ ol canım benim. Ve Cengiz Turcan komşu. Aslında biz Cengiz Bey'i nereden tanıyoruz? Cengiz Bey günaydın. Bu köyden hızlı bir Günaydın. araba geçti diye bize daha önce bir röportaj vermişti Cengiz Bey sağ olsun. Ama şu anda başka bir konu için telefon attığımızda bu Afganlı iddiasını Uğur ortaya atmıştı demişsiniz arkadaşlarımıza. Buyurun sizi dinliyorum. Nida Hanım, iyi günler, iyi Çok teşekkür ederim. yayınlar. Şimdi ben burada Uğur'a sormak istiyorum yani. Beni tanıyor kendisi, ben orada komşusuyuz. Benim olay günü akşamı kapının önüne gelip Uğur'a ilk sorduğum şeyi bana cevap verebilir mi? Uğur sana bir şey soruyor. Yani duymuyorum bir şey demedim. Dinle oğlum işte. Uğur, olay gecesi ben kapının önüne geldiğim zaman sana orada bir şeyler sordum. Ne sormuştum? Hatırlıyor musun? Vallahi abi hatırlamıyorum ama. Ya, Olay günü. olay günü akşamı yani ben oraya ilk gelen kişilerden birisi benim. Yani fazla bir kişi yoktu yani 5-6 kişi ancaydık zaten. Oray ne sordum ben tam iyi Tamam siz boş verin hatırlamıyorum siz abi. söyleyin Siz ne oldu? sen söyle abi. Ben şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk geldim, olay yerine koşarak geldim, haberimiz oldu. Komşum haber etti bana. Uğur kapının önünde dikiliyordu. Ben ilk geldim, direkt Uğur'a sordum. Uğur ne olmuş dedim. Uğur bir yarım dakika falan, bir 10-15 saniye böyle bir soluklandı. Daha sonra bana dedi ki, annemi babamı vurmuşlar abi, bilmiyorum dedi. Bunun üstüne... Yani Büşra geldikten sonrasını anlatayım. Ben Büşra arabayla geldi Muhammed Vip Doğurcanların evinden. Daha sonra Büşra arabadan indi. İşte Uğur sordu kimdi, neciydi, gördün mü falan bir gibicesine. Büşra uzun boylu kar maskeli, siyah kar maskeli birisinin olduğunu, birileri diye bir cümle kurmadı orada. Yani orada tek kişi olduğunu ifade etti. Daha sonra Uğur'un tamam ben bildim dedi. Yani bu olay, bu konuşmalar benim 2 metre önümde, 2 adım önümde oldu. Uğur ben bildim dedi, tamam dedi. Daha sonra Betül hemen böyle bir kafası kafaya çattılar. Kafa kafaya çattılar. Hemen Betül olayı suskus etti. Uğur bildim dedikten sonra. Yani Daha öyle bir sonra Uğur bu işi Afganların yaptığını söyledi. Yapabileceğini yani o şekilde bir konuşması oldu. Ben orada yani orada insanlar da vardı. Ben orada dedim bu Afganlar bu işi yapmaz. Afganlar bu işi yapmaz dedim yani. Bunda farklı bir şey var. Yani bu Afganları ben tanıyorum. Burada 2-3 yıl aynı yerde çalıştı. Afganların birini tanıyorum ben. Afganlar hatta olaydan sonra köyü terk etmişlikleri falan yok yani. Köyü terk etmediler dedi. Demedin ki o evi Terk terk ettiler ettiler değil mi az önce? Az önce terk Yok ettiler. hayır. Hayır. Afganlar yani şimdi çalıştığı kişi bağlanabilir. Hamit
Aslan'ın birinin ismi Hamit. Yani evet. Köyü terk etmişlikleri falan yok. Buraya hatta kardeşinin birisi normalde Konya dışındaydı. Buraya ifade için de yani Konya'ya geldi yani. Tamam, sen ne demişsin işte? Diyor ki Büşra ona söylediğini, ha ben bildim Afganlılar dedi diyor. Aslında konu o ben yani. Ben de şöyle tam ben bildim dediğini hatırlıyorum, öyle bir şey. Ha, bildim hani tarif edişim ona biraz daha az buçuk uyuyor dedim. Ondan öyle bildim dedim. Ha, Afganlar. Ha, bir de evi takip etmeyince benim kafam iyice şişmeye başladı hani. Afganlar dedin. Bu ha, Afganlar evet. Esmer miydi? Esmer. Biri esmerdi. Yani esmerdi. O zaman işte böyle siyah dudak, siyah köpek. Kara köpek miydi neydi falan filan. Şimdi Nida Hanım ben şunun için bağlandım yani. Uğur bu Afganları yani ortaya atması Cindy Hoca'dan sonra değil. Olay olduktan bir 10-15 dakika sonra. Yani bu işler bu benim anlattığım şekil oldu yani. Cindy Hoca sonraki iş ama. Evet ama ortalığa atmış gibi oldu. O şekilde konuşma aslında yapımda. Değil diyorsun yani. Aslında ilk zaten bunu Uğur söyledi. Sonra evet, adına hoca denen şarlatan da bunu anlattı demeye getiriyor. Doğru söylüyor aynen, beyefendi. Aynen yani aslında yani. Cinayetten 15 dakika sonra zaten Uğur onları işaret etmişti. Sonrasında da işte bu adam da kızının yalancı olduğunu iddia ettiği kişi de bunları söyledi diyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum size. Hakikaten tesadüf. Ondan sonra da kayınpederin işte tesadüfen gidecek ona. O onun sıkkın olduğunu anlayacak. O ona cinayeti anlatacak. O da ona Afganlıları anlatacak. Yersen. Seni ikna etmek için bir yerden tutmuşlar ucundan. Hikaye yazacaklar. Hikayeyi yani yazan ilk o. Ben ikna ettim demiş ya hoca. İkna ettim diye işitti ama ben o kadar şey yapmadım. Ama ben bu Afganlı deyince o zaman devamlı evi seyrediyorlar. Çitiyorlar. Ben Betül devamlı deyip duruyordu. Ondan sonra annemgille babamgille gelince yine yirli fazlalaştırmaya başladılar. Tamam, sen o Afganlıları bir tek ona anlatmadın. Kayınpederine de anlattın. Kayınvalidene de anlattın. Betül'e de anlattın. Kayınpederimgille o zaman öğrendiler. İzlediklerini. Neyi? Takip ettiklerini. Afganlı. Tamam ama bunlar işte cinayetten 15 dakika soktun, sonra onlar da bunu söylüyor. Fırsat bildiler. Ha? Efendim? Onlar aklına sen soktun. Onlar da fırsat bildiler. Bu işi yaptılar. Aslında Afganlıları senin aklına sokan da Betül. Evet. Evet. Bir de gözümden gördüğüm için. Ama Betül de söyledi, ben de gözümden gördüm yani. Ha gözünle göreceksin zaten. Evin şey karşısında sormadım. Oturuyorlar. Hay zaten gözünle görmemem. Hem evin yanında gördüm. Şunu. Hem evin yanında gördüm. Evet. Hem o yandan bizim evden doğru gelip geldiklerini de gördüm. Ya arkadaşlar ben öyle yaşamıyorum. Allah aşkına siz söyleyin. Zaten o adamlar dışarı çıktığında sizin evin önüne çıkmış oluyorlar. Biz bunu konuştuk. Arada büyük bayağı fark var yani. Bizim evin önünde de ama bayağı mesafe var. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Size göre herhalde köyde bayağı bir fark var gibi. Bana göre şehir için hiç büyük bir fark değil. Bizim oturduğumuz yer arazi bölümü. Şehir için de tam değil. Tamam da adamlar da dolaşacak. Alışveriş merkezi yok ki orada oraya gitsin. Adam da dolaşınca sizin evin işte karşısı ya. Nereye gitsin hani ki? Hani bir olur iki olur. Hani sürekli olunca ne olur? Sürekli olur. Aynı yerde oturuyor. Ya şöyle adam. 7000 nüfuslu bir köyün mahallesinde dışarı çıktığın zaman hep aynı kişilerle karşılaşırsın. Sen acaba bunu ona mı yordun? Ama devamlı karşılaşmadığın kişiler şimdi o zaman niye öyle yaptılar? Betül Hanım size ne dedi? Hani şunu ilk şey ettiğinde bu bana çarpan hastaneden çıktığında çıkmadan önce hiçbir şey yoktu. Evet. Bu hastaneden çıkınca bizim evin etrafını dolaşmışlar. Yani kafası sarılı biçimde. Betül de yani o geçerken dört yolun oradan geçerken hani bunlar görmüş bayağı iyi işe bakmışlar. Ciddi bir şekilde güzel bakmışlar. Betül de korkunca Betül de korkunca içeriye çocuklar çekmiş. Yani başka semtten oraya gelmiş değiller. Orada zaten 10 metre, 3 metre, 5 metre mesafe içerisinde bir yerde hayatlarını idame ettiren insanlar. İlk defasının kapının önünden geçmiyorlar. Devamlı orada yaşıyorlar. Yani devamlı bizim evim oradan geçerken ya motosikletle geçerler ya traktörle geçerler. Bu ne kadar zaman? Kendi evlerine gitmek için ama. O zaman yürüyünce şey oldu. Tamam da kendi evlerine. Hatta ben sana demiştim ki sen de madem senin karına bakıyorlarsa. Sen de ona niye benim karıma bakıyorsun dersin dedim. Yani köyde değil ki, şehirde de böyle. Ama bak ben işteyken... Ben şehirde de sitede karşıda bir adama otursa bana doğru baksan sen niye bakıyorsun kardeşim? Başını çevir derim.
saniye konuşabilir miyim? Ben işteyken gezmişler. Hani iş dönüşünde. He. İş dönüşünde de kapı, o kaldıkları evin kapının önünde duruyorlardı. Ben de yanlarına vardım. Geçmiş olsun, var mı ihtiyacınız, şeyiniz var mı diye kendilerini bir toparladılar. Yok bir şeyimiz diye, Türkçeyi bilen. Ondan sonra iyi o zaman tekrar geçmiş olsun dedin. Eve vardım. O zaman Betül dedi kaldığınız bana. Dövüşünüz yok yani. Sen de diyorsun işte nasıl toparladınız mı diyorsun. Siz arabayla, onlar, iki araba mı çarpıştınız? Arabayla motosiklet. Ben arabayla giderken onlar motosikletinle bana yandan vurdular. Tamam, yani sen arabadaydın, onlar motosiklette olduğu için onlar yaralandılar. Yani orada yaralanan olan bir kişiydi, kafasını... Sen de o kafası sarılı olanı gördün, nasılsınız, iyi misiniz diye sordun. O Türkçeyi bilmediği için kardeşi... Yanındaki söyledi. Sonra sen de eve geldiğinde Betül de sana dedi ki bunlar evin orada dolaşıyorlardı, ben de tedirgin oldum, çocukları aldım dedi. Evet, bu ne dedi? Bu ne kadar süre önce söyledi olaydan? Bizim bu olaydan da mı? Betül sana bunu demiş ya, ne kadar süre önce söyledi bunu? Girince işte o hemen girer girmez söyledi. Yok, olaydan kaç gün önce? Ne kadar önceydi diyor. Olaydan bayağı oldu, bir ay bile oldu yani, bayramı bile geçirdiydik. Annem babam gelmiş miydi? Hayır. Gelmeden önce? Gelmeden önce. Kaç defa tekrarladı bunu yani, bunu kaç defa? Birkaç sefer söyledi yani, bunu devamlı geziyor diye. Ondan sonra bir ara verdi, hiç gezmemeye başladılar. Ondan sonra babamgil gelince gezmeye başladılar tekrar. Karakola gideş... Ben karakola gideceğim. Annemgil varken anne bununla birkaç sefer tekrarladı. Ben karakola gideceğim dedim. Annemgil geldiğinde. Ya bir şey söyleyeceğim. Senin baban orada otursa, tamam mı? O adamlardan da rahatsız olsa, o yaştaki bir adam ona müdahale etmez mi? Eder. Eder. Eder? Kalkar eder. Demek ki senin baban rahatsız olmamış. Bir tür rahatsız olmuş. E sen de sana bak, sen bakmazsan sana bakanı da görmezsin. Gideceğim, salmadılar. Ha, Betül şunu yapmış olabilir. Belki arada hani böyle bir kaza oldu, çocukları ortada deyip anne olarak tedirgin olmuş olabilir. Onu anlarım ama yani baktı bakmadı kısmı bana enteresan geliyor. Bir hanımefendi telefonu attığımızda. Buyurun hanımefendi. Günaydın. Alo, merhaba Müge Hanım. Merhaba, buyurun efendim. Müge Hanım, ben duyduklarımı anlatmak istiyorum size. Benim İzmir köyünden bir akrabalarım var. Doğanlar Bey ile Yılmaz Bey'in konuşmalarına şahit olmuşlar kapı önünde. Onların komşularından birileri. Demişler ki Büşra'yı yalnız bırakmasın Betül. Büşra'yı çok sıkıştırıyor Osman abisi. Büşra bütün bildiklerini anlatacak. Betül sürekli yanında olsun. Büşra'yı yalnız bırakmamasını istemişler. Kim bunu söylemiş anlamadım. Muammer Bey'in komşularından birisi. Olaydan bir hafta sonrasından bahsediyormuşsunuz değil evet, mi? Evet, olaydan bir hafta sonrasından bizim komşular, ya bunların Muammer Bey'in komşularındanmış. Biz hani bunu bayramlarda bir araya geldik akrabalarla beraber. Bu yani bütün köyde biliyor aslında ama anlatmıyorlar, söylemiyorlar yani. Korktukları için, Muammer'in ailesinden korktukları için anlatmıyorlar. Tamam, Muammer Bey kime söylemiş bunu, kime anlatmış? Yılmaz Bey'e söylemiş oğluna. Demiş, Büşra'yı yalnız bırakmasın Betül. Büşra'yı Osman ailesi çok sıkıştırıyor. Bütün bildiklerini Büşra anlatacak diye. Zaten teşekkür Büşra ederim. Abisiyle beraber yatıp kalkıyordu. Benim onu yalnız bırakmamam gibi bir söz konusu olmadı ki. Daha sorun Büşra, sen abinle yatıp kalkmadın mı? Yani ondan sonra devamlı karakolda değil miydin? Ben sen ne zaman yanında oldum? Yani bir söyle kere... abinle yatıp kalktın zaten. Siz beraber de kaldınız ama sanki. Sen hatta yengenle kalmak kaldık, istiyorum bir kere dedin. Kaldık onunla. Sonrasında ben seninle kalmaya başladım. Zaten sen o zaman bir sefer bak ki. Bir sefer. O da Büşra istediği için oldu. Yani iddia şu, Betül'ün babası Betül'ün oğluna demiş ki hani bu işte içeri Yılmaz abim girdi mi diye Büşra'nın düşündüğü Yılmaz abisine demiş ki Osman Büşra'yı çok sıkıştırıyor. Betül'e söyle Büşra'yı yalnız bırakmasın, her şeyi anlatacak. Şimdi bu da kaçıncı oldu? Abi beni sıkıştırmıyordu ki o zaman. Ben öyle bir şey de yapmadım. Büşra'nın yanına da öyle varmadım. Abi beni sıkıştırmıyordun öyle sık sık da konuşmadık. Zaten gene de amcasının kızıyla beraberdi. Yatırken de abisiyle yattı. Tamam, mesela aslında ben bu iddia... Ben görmedim Büşra'yı o ara sık bu sık. Bu iddia aslında Yılmaz'la da ilgili. Yani her türlü soruya siz cevap veriyorsunuz. Yılmaz niye hiç çıkmıyor? Gelsin buraya ya da bir ne bileyim canlı yayın yapalım Yılmaz'la. Senin yerinde oturabilir buraya gelmek istemiyorsan. Yani yanında oturabilir vallahi orada. Yapsınlar abi ama ustalara izin vermemiş. Ne yapayım? Ustalara izin vermemiş.
Benim çalışanım böyle çok şanslı, böyle bir izin verir. İzin verir. Buradan sesleniyorum. Ustalara da izin verir yani. Ben onu anlamadım. Koyun sanayisinde bir kişiye böyle bir olayda izin vermeyecek. Koyun sanayisi çalkalanıyor ya. Ben sanayiden geliyorum ya. Nasıl vermiyor, ben onu anlamıyorum. Bunlar akıllar vermiyor. O usta kimisi... Mehmet Ali'ninki bununku vermiyor. Neden sevmiş? Niye bir Mehmet Ali ile Yılmaz'ınki izin buyurun, vermiyor? Buyurun bağlanın, ben size engel değilim. Halbuki tam destek tersi ustanın demesi lazım ki git kendini akla gel. Yoksa burada çalıştırmam. Hakkında bu kadar şaibe varsa o iş yerinde de çalıştırmayı bile... Çalıştırmamayı bu bile düşünüyor. Bu programı Konya Sanayisi'nin hepsi istiyor. Hepsi izliyor. Hepsi izliyor. Tabii şu anda özellikle Konya'dakiler tabii ki daha... Bak yani Osman dedi ki lütfen herkes bildiklerini anlatsın dedi. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben bu hanımefendilerin, beyefendilerin hepsinin doğru söylediğine gönülden inanıyorum. Çünkü yalan söyleyecek bir şey yok. Tabii ki. Yani bu da işte böyle bir program. Bak adam işte anlattı benim, ben hocayım, hocayım bilmem ne diye. Kızı bağlandı dedi ki annemle de yuvası yıkıldı. Bu adam... Dolandırıcıdır. Biz de annem de bundan dolayı ayrıldı dedi. Şimdi ben diyorum ki mesela neden bunları anlattı? Şimdi bak bu demek ki sizin Betül'le aranızdaki o fiskos herkesin dikkatini çekmiş. Teyzenin çekmiş, amcanın çekmiş, küçük çocuğun çekmiş. Bu hanımefendi işte başka bir şey anlatıyor. Yani işte demin bağlanan... Aramızda fiskos diye bir şey olmadı ki. Ya arada geldi, kulağa böyle eğilip bir şey yok. Şöyle ya, şöyle yani. Yapmadık ki, öyle bir şey yapmadık. Ne bileyim o zaman. Ne zaman neyse de teselliydi yani. Bundan öte bir şey olmadı ki. Zaten benim yanımda hep Zehra duruyordu. Kuzenim Zehra duruyordu benim yanımda. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Herhalde ya, seninle evet. Benim mantığım farklı ilerliyor. O yüzden de vallahi bak yani kelimelerimi de çok dikkatli seçmeye çalışıyorum. Şu bandı hazırlayın, mehir bandını. Ya çok kısa bir bölümü. Senin anneni babanı orada istemeyen abim ve gelin... Sonunda muratlarına ermişler. Annem baban ölmüş. Osman'ın da o köydeki evle hiç ilgisi yok. O şimdi inadına bazı şeyler yapıyor. Tamam. Muratlarına ermiş. Ya bende mi problem var arkadaşlar yani? Ben Betül'e derim ki ne oldu? Anamı babama bu kadar üzdün. Bak muradına erdin. Gelip beni hiç teselli edemez. Edemez yani. Zaten o sinirle, o üzüntüyle kendime de hakim olabilir miydim bilmiyorum. Ben herhalde Betül'ü döverdim orada. Bak çok açık samimi söyleyeyim. Ya şimdi televizyonda izleyiş, tamam şiddete hayır, o bu bilmem ne falan filan ayrı ama... Yani benim kanser hastası annem, evden çık burası benim diye benim o lafımı işte koyuyorlar. Şimdi insanlar anlamışlar hangi konu diye, senin kocanın evi yok dedik. Onun kocasının evi yok. O babasının evine almış bir tane kadın getirmiş. Sonuçta senin anneni babanı o evde istememişler. Aynı zamanda sen de eğer annene babana düşkünsen seni de. Şimdi de annen baban ölmüş, o nedenle bu nedenle. Ama sonunda o son bir aydır yaşanan kavgaların neticesinde o ev kaldı mı geline? Zehir ederim geline o hayatı ben. Çünkü sen benim annemin son günlerini zehir ettin derim. Bak doğrudur, yanlıştır, mantıklıdır, değildir. Orasını tartışmayalım. Ben hayatın doğal akışı içinde konuşuyorum. Ben normal sıradan bir insanım. Sen benim anneme babama bunu yapmıştın. Bak şimdi öldüler. Şimdi abimle burada rahat mı oturacağını sanıyorsun derim. Osman'la da bir olurum. Onları kapının içinden de sokmam. Yakarım o evi, yine sokmam. Çünkü benim annem babamı en son üzmüşler bunlar. Benim annem babamı o evden kaçırtmışlar. Daha ne Betül beni gelecek teselli edecek? Betül mutlu. Betül muradına erdi sonuç itibariyle. Ev ona kaldı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.